Bir insan iyi baba olmak istiyorum diyor. Dönecek Allah Resulüne bakacak. Fatıma'sı radıyallahu anh kapıdan içeri girince ayağa kalkan Allah Resulüne bakacak. Kızım geldi diye. İyi bir eş olmak istiyor. Ayşesi radıyallahu anh bir bardak su getirdiği vakit bir yudum iç diyen sonra bardağı çevirip onun içtiği yerden içen Allah Resulüne bakacak. Aleyhisselatü vesselam. Evladı vefat ettiğinde Kasım gözleri yaşaran o Allah Resulüne bakacak. Diyecek ki göz yaşarır, kalp şöyledir ama Cenab-ı Hak'tan razı olması lazım. Oradaki sabr cemil numunesi gene ona bakacak. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm erenler ve dahi Ermen'in yolunun Risalet Penah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet beslemek, mutabaat etmek suretiyle ancak Cenab-ı Hak lütfederse ele geçebileceğini yakin ile bilenler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu önümüzdeki cumartesi pazara bağlayan akşam inşallah Mevla hayırla eriştirsin. Mevlid-i Nebi aleyhissalatü vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veladet yıl dönüm. Cenab-ı Hak o güne hayırla cümlemizi eriştirsin. Ha, o günlerin sorduğumuz zaman büyüklere derdik ki efendim nasıl ihya edeceğiz? İhya edemezsin derdi. Hani bu kandili ihya edeceğim falan hiç o haddi bilmezlik olur o. Ben bu kandili sen kimsin kandili ihya edeceksin? Kandil seni ihya eder. Ama kandilin ihya ettiklerinden olmak için senin de gönlünün bu işe açık olması lazım. Farkında olman lazım. Oyun kandil olduğunu bilmen lazım. İnşallah bu Mevlid-i Nebi'nin ihya ettiği, kalplerini dirilttiği kimselerden oluruz. Bu suretle bir mevzudan bahsedeceğim. Dört tane salavat vardır derler. Salavat bir tane değildir. Dört ayrı salavat. O dört salavatı konuşacağız. Fakat bu hatırlatma da iyi oldu. İnsan bazen kandilleri, ne bileyim böyle bayramları, güzel zamanları eşine, dostuna, ahbabına, etrafındakine, iş arkadaşına, karşılaştığına hatırlatması lazım. Hani insan hüsranda ve sabrı ve hakkı tavsiye edenler müstesna ya. Sabır ve hak tavsiyesine bakın bunlar da dahildir. Mesela ya bir komşunuz kandilin uğramadığı bir evde oturuyor olabilir. Kandil öyle her eve uğramaz. Ramazan her eve uğramaz. Cuma her eve uğramaz. Sabah namazı vakti her evin ışıkları yanmaz. Bu da bir nasip meselesidir. Bir komşunuz var. Kandil uğramıyor onun evine. Çünkü farkında değil adamcağız. Halbuki farkında olsa o gün bir bir, bir şey yapacak. Yani bugün kandilmiş diyecek. Yanlış yaptığı bir şey varsa münkirattan bugün uzak durayım diyecek belki. Belki o gün kandil olduğunu bilse bir güzel bir şey yapacak. İşte onlara böyle zamanları hatırlatmak sabrı ve hakkı tavsiye etmeye dahildir ve bizim hüsrandan kurtulmamıza mani olur. Ne demek istiyorum? Cumartesi sabah kalktınız işte kapıda güvenlik görevlisi. Hayırlı kandiller kardeşim. Lan bak adamın hayatına kandil girdi. O an itibariyle komşunuz hayırlı kandiller komşum bize de dua edin inşallah. Bak hatırlattın. İş yerine gittin, arkadaşlar hayırlı kandiller falan hatırla bu da güzeldir. Bir zaman bir yerde çalışıyorum, anlatacağım mevzuyu dur unutmadım. Bir zaman bir yerde çalışıyorum, başımızdan enteresan bir hadise geçti. Tam da bu mevzuya denk düşer, onu arz edeyim ki ne demek istediğim net bir şekilde anlaşılsın. Böyle yılbaşından birkaç gün evvel çalıştığım kuruma televizyon programımı yapmak için gittim. Kulise bir girdim, bir sepet, sepetin içinde çikolata, kuru yemiş falan filan içki. Bilmem bir tür bir içki orada. Bu ne lan dedim. İşte efendim falancanın ikramı. Patrondan bahsediyor. Patronun ikramı. Bana da mı? Dedim ya, kendimi kötü hissettim ya. Ben ne namussuzluğumu gördüm ki bana böyle bir şeyin hediye edilebileceğini düşünüyorsun. Ama adamcağız özellikle götürün Serdar Tuncer'e hediye edin dememiştir de. Programcılarımıza ikram. O işi deruhte de eden görevli daha bir programcı daha geldi. Onun kulisine de bırakayım falan. Kaldırın bunu gözümün önünden. Gitti. O sıra aklıma bir şey. Ulan dedim. Mevlüt Kandili yakın dedim. O sırada ocağın işte üçü beşi falan o civarda bir Mevlüt Kandili var. Biz de Mevlüt Kandili'ne bir güzellik yapalım dedim. Abi kavacıkta oturuyorum. Hava da soğuk. Kandil günü gidiyorum müesseseye doğru. Baktım soğukta böyle titreyerek Hacı abi sakallı önünde kandil simitleri. Bir vakfın hayrına Kandil simidi satıyor. Bak bu da kandili hatırlatmaya dahil. Kandil simidi satıyor. Arabayla geçtim. Lan dedim bak bu olur. Rovanş vakti. Az da ileriye çektim böyle. Yanımdaki arkadaş dedim ki ben inmeyeyim. Sen git. Hacı abiden bütün kandil simitlerini al. Ne yapacağım? Sonra al dedim. Gitti aldı. Aynadan bakıyorum. Hacı abi nasıl gülüyor, nasıl mutlu. Belki gece 12'ye kadar bekleyecekti. Mevzu tükendi. Dedim Allah'ım sana şükürler olsun. Bak bir insanın yüzünü güldü. Bu da kıymetli. Benliğe lanet. Ben yaptım diye söylemiyorum. Biz yapalım diye söylüyorum. Hatta bunu böyle yapabiliyor olmak yani bir insanın yüzünü güldürebiliyor olmak bir meziyet, bir fazlalık değildir. Bunun olmaması bir Müslüman için büyük bir eksikliktir. Ama seviye o kadar aşağı düştü ki birisi bir doğruyu yaptığı vakit ona vay canına falan diyorsun. Böyle bir hayretle bakıyorsun. Halbuki eskiden birisi bir yanlışı yaptığında aa bu nasıl bunu böyle yapabilir falan diye şaşırarak bakardık. Mesela çay ocağına gidiyorsun. Çok güzel bir çay geliyor. Kalkıp çaycıya teşekkür ediyorsun. çaycıya çay demleyebildiği için teşekkür ediyorsun. Boyacıya boya yapabildiği için teşekkür ediyorsun. Ben gene ustalarına <laughs> gireceğim. Girmeyeyim o tarafa kandil kandil. Şimdi, bu da böyle. Baktım adamcağızın yüzü güldü. Ya o yüz gülmesi önemli. İki gün evvel de arabayla gidiyorum böyle bir hanım abla böyle tesettürlü 60'lı yaşlarda bir hanım abla karşıya geçecek tereddüt etti arabayı görünce. Frene bastım böyle yaptım. Agacım bir Allah razı olsun deyişi vardı. Böyle yüzü gülerek gözlerinin içi... Allah razı olsun. Bu derviş ablalar olur ellerinden tesbih düşmez. Sürekli ellerinde tespihtir Kur'an okurlar, delal, hayrat okurlar. Efendim nafile ibadet yaparlar, hizmete koşturlar falan. Böyle bir yüzü var ve yüzündeki o tebessüm. Allah razı olsun. Dedemilen Serdar Tunçer gene kaptın Allah razı olsun sabah sabah. Ne yaptın? Bir ablaya yol verdin. Kapmak lazım. Neyse. Baktım Hacı abinin yüzü gülüyor. Soğukta kurtuldu. Bütün simitleri de aldı. Hava koyduk gitti. Arkadaşa dedim ki bak kuruma girince bütün odaları tek tek gideceksiniz kapıyı çalacaksınız. Ve diyeceksiniz ki hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller var 500 kişi belki çalışan. Herkese tek tek masa başında çalışanlara, masalarına, odada duranlara, odalarına filan. Kandil simitleri dağıtıldı. Ben mutlu. Program bitti. Kulise girdim. Kıyafet değişeceğim. Kapı çaldı. Bakın güvenlik arkadaş. Buyurun kardeşim dedim. Efendim bir şey söyleyebilirim. Buyurun lütfen. Size çok teşekkür etmek istiyorum dedi. Ağladı. Hayır olsun dedim. İşte yalan olmasın. Geçmiş zaman 8 senedir mi 10 senedir mi ben bu kurumda çalışıyorum. İlk defa birisi benim kandilimi hatırlattı dedi. Ağlayarak. Dedim ki bak elhamdülillah. Hani ilk defa birisi de benim yılbaşımı hatırlamıştı. <laughs> Bir benim Noel'imi hatırlamıştı. Ben şaşırmıştım. Ama o kandilinin hatırlanıyor oluşundan dolayı mutlu. Bunu niye söylüyorum? Bu kandil simidi işi de bu yönden güzel. Aslında keşke imkanı olanlar... Çok para değil bildiğim kadarıyla imkanı olanlar hani yakın komşularına en azından karşıdaki komşuya falan iki hayırlı kandiller falan bir, bir hatırlatsın. Bir de diyor bidat der filan. Siz lan. Kandil bidat değil namussuzlar. He o bidat bu bidat şu bidat falan. Sanki o her şey tamam da ülkede Müslümanlık tam yaşanıyor da her şey dört dörtlük yani asr-ı saadet'i andırır bir görüntü var ama ümmeti Muhammed'in bir problemi var. Ondan da bir kurtulsak tamam olacak. Ne o? Kandili kutluyorlar. Bir Bidat. Sanki bir o ok kaldı kurtulacağım. Neyse kızdırmayın, kızmayın. Olmasın. Ee, mübarek gün. Şimdi hatırlatmak bu bapta güzeldir. İşte içeride konuşurken bu hafta biri bir günde ne anlatsak ne yapsak falan diye Mikail'cim dedi ki ya kandil geliyor. Bak hatırlatırsak belki şu hatırlatmanın hatırına İçimizden birisi o gün getirdiği salavatta, kıldığı namazda, ettiği duada bu fakiri de hatırlar. Mikail de katın araya. Emirhanlar, Lokman da katın. Abi bizi katın. ümmet Muhammed'i katın. Zaten böyledir. İnsan dua ederken elini açsa, kendine istese umulur ki Allah verir. Ama insan bir şey ihtiyacı varsa elini açsa ve o şeyi ümmet Muhammed'e istese Allah mutlaka verir. Aradaki fark bu. Affedilmek mi istiyorsun? Elini açtı ki ya Rabbi ümmet Muhammed affet seni de affeder. Hatta ümmetten önce seni affeder. Bir şey mi Allah'ım ümmeti Muhammed'e ver. Verir. Eskiden camilerde vardı o çok güzeldi. Hani böyle vaazların sonunda falan Allah'ım borçlara eda, dertlilere deva, hastalara şifa. Böyle bir dua yapılır. Ben yani çocuk aklımla derdim ki yani niye böyle bir şey yapılıyor? Sonra bir gün gelip de borca düşünce camide oturuyorsun imam borçlulara eda diyor kalkıp adam öpesin geliyor falan. <laughs> tamam mı? bir derdin var mesela mahsun oturuyorsun dertlilere deva bütün cemaat amin deyince ya Allah razı olsun diyorsun İmam efendi hastasın hastalara şifa şimdi düşün sen hastanede yatıyorsun perişan vaziyette ve birden kalbinde bir huzur ya belki bilmediğin bir camide bilmediğin kardeşlerin bilmediğin bir imamın hastalara şifa duasına ciğerden amin dedikleri için Allah sana şifa verdi biliyorsun ki bu, bu, da güzeldir. O duayı da öyle yapmak lazım. Şimdi gelelim mevzuya. Dört türlü salavat vardır derler. Müminin hayatında salavat olması lazım. Hayatımızda salavat olması lazım. Dört türlü salavattan kasıt ne? Salavat malum en kısa ve öz ifadesiyle Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve nebi Muhammed demek. Bu önemli. Allah Resulü cimriyi tarif ederken diyor ki Yanında adım anılıp da bana salatu selam getirmeyen o kişi cimridir diyor. İkaz. Bir de müjdesi var. Ahirette bana en yakın olacak olanınız en ziyade salatu selam getireninizdir diyor. Bu da işin müjde tarafı. Hadi şunu da söyleyelim. Mesela birimiz Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed dediğimizde bir görevli melek selamımızı, tazimimizi, hürmetimizi, salatımızı alır. Resul-i Ekrem Efendimiz ulaştırmış. Dermiş ki ya Resulallah ümmetinden filancanın sana salatü selam var. Allah Resulü de döner. Dermiş ki Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onun da üzerine olsun. Bak duanın en güzelini alıyorsun salavat getirdiğinde. Şimdi salavat en kısa ve öz ifadesiyle Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina ve nebina Muhammed demek. Mümin bunu yapacak. Çünkü ümmetin peygamberiyle ruhani irtibat noktası ve selamdır. Mı? Asırlar aradan çıkar gider. Mesafeler aradan çıkar gider. O salavatı getirdiğin anda Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu saadetleriyle senin ruhun arasında bir irtibat noktası oluşur. Akım, cereyan tüzit bir şey olur. Anlatabildim mi? Ama bu dilin salavatı. Salavat bundan ibaret değil. Böyle söylemek salavata dahil ama salavat sadece Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed demek değil. Başka ne var? Aklın salavatı vardır diyorlar. Aklın salavatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumak, sünnetlerini bilmek, onlara mutabat etmeye gayret etmek, marifet. Allah Resulüne dair bir marifet sahibi, bir bilgi sahibi, bilginin ötesinde daha derin bir bilgi diye ifade edelim. Marifet sadece bilgiyi karşılamaz çünkü. Derin bir bilgi sahibi olmak aklın salavatıdır. Niye? Ölçü şu, daha evvel söylemiştik. Cenab-ı Hak Azze ve Celle sevildikçe tanınır. Birisi Allah-u Teala'yı tanımak istiyorsa çok sevecek. Allah da ona tanınmak kapsını açacak. Ama Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam tanındıkça sevilir. Onu hakikaten sevmek istiyorsan tanıman lazım. Peki niye sev sevmeden olmaz? Estaizu billah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbibkum Allah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ve tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah beni sevsin isteyen onun Habibi Edibi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek borcunda. Şimdi sevmenin yolu da tanımaktan geçiyorsa o zaman açtın Hayatü Sahabe'yi, açtın bir Siyer-i Nebi'yi, açtın Dursun Ali Erzincanlı şiirini. <laughs> Dinledin ve onun saadetli hayatına dair bir bilgi sahibi oldun. O bilgiyi de içselleştirdin, dert ettin. İşte o zaman bu senin aklının Hazreti Peygamber'e selatü selam getirmesi oluyor. Yasin Pişkin Hoca'ya da selam olsun. Salatü selam getirmek ilanı aşk etmektir diyordu. Allah Resulüne seni seviyorum ya Resulallah demektir salatü selam diyordu. Aklın salavatı onun hayatı hakkında malma sahibi olmak. Başka kalbin salavatı var. Kalbin salavatı da Allah Resulüne muhabbet etmek. En ziyade onu sevmek. Ölçü şu. Malından, evladından hatta öz canından daha fazla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmiyorsan imanın kemale ermemiş demektir. Ya Bir imanın kemal noktası bir insanın yaratılan her şeyden çok. Allah Teala'dan az. Allah Resulü'nü sevmesi ve ona muhabbet etmesi. Velinin meliliği böyle anlaşılıyor. Ya filan evliya büyük evliya. Onun büyük yapan ne? Peygamber Efendimiz'e çok benzemesi. Ne kadar çok benziyorsa o kadar büyük evliya. İnsanı insan yapan ne? Ona çok benzemesi. Şimdi kalbin salavatı onu kalpte diri tutmak. Yani kalbin salavatı şu. Felekte hasıl insan isen bir canı incitme. Günahkar olma. Fahri alemi zişanı incitme. Efazetler böyle söylüyor. Yani insansan birisini incitme diyor. Yani i̇nsan olmak budur. Kimseyi incitmemektir. Tamam. Rahmetli Seyyid Abdülbaki Hazretlerine Kaddesallahu sırruhul aliye bir gün birisi gelmiş de kurban demiş ben nasıl kul olacağım? Kul olmak istiyor. derd dert etmiş? Kul olmayı derd ediyor. Şimdi bana sorsam ben kulum. Ama kul olanlar kul olamadıklarının farkında. Bir gün birisi gene aynı zata gelip de efendim bir şey soracağım. Kul Allah'ın arasına niye giriyorsunuz diye Kul bir tek Resulullah'tı dedi. Çünkü kul o aleyhissalatü vesselam. İnsan ona benzeyebildiği kadar kul oluyor. Birisi geliyor diyor ki Efendim ben kul olmak istiyorum, kulluk yapmak istiyorum. Bu dünyaya kulluk için geldim. Farkındayım ama beceremiyorum. Ben bunu nasıl yapacağım deyince buyurmuş ki mübarek çakmağın var mı? Böyle tersten çakmayı severler. Çünkü düşünün sen bu dertle geliyorsun ve birisi sana diyor ki çakmağın var mı? Var efendim demiş. Çıkartmış çakma, uzatmış. Atmış çakmağını mübarek böyle. Demiş o çakmağın canı acıdı mı? Bir şey oldu mu? Günah oldu mu şimdi onu attık? Yani siz bilirsiniz ama olmadı işte demiş. Bak bunu bile günah diye düşünmek kulluktur demiş. Kul olmak istiyorsan bunun bile günah olduğunu düşüneceksin. Niye? Onun da bir Rabbi var. Canlı, cansız, öyle böyle yaratılmış her şeyin bir Rabbi var. Ya malikel mülk. Evlerin girişine yazarlar böyle. Ya malikel mülk. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Mülk dediğin ne? Senin canın da onun mülkü. Benim efendim öyle buyurmuş. Benim bedenim onun mülküdür demiş. Dilediği gibi tasarruf eder. Hepimizin bedeni öyle. Malikel mülk olunca o öyle. E o zaman çakmağın sahibi de o. Onu bile incitmemekten geldik ya. Bir tarafı bu. Pelekte hasıl insan isen bir canı incitme. Şimdi iş çakmağa kadar gelmesin. Ya adamsın karını incitme. Çocuksun babanı incitme. Çalışıyorsun arkadaşını incitme. Öğretmenini incitme. Trafikte karşına çıkanı incitme. Rakip takımın taraftarını insanı incitme bunu başarabildiğin zaman dön bir de hayvanı da incitme. Ondan sonra nebatatı incitme, otu incitme, çiçeği incitme, böceği. O çimenler falan nasıl yetişiyor? Sizin haberiniz var mı? O çiçekler nasıl gecenin bir yarısı insan nasıl sulayarak onları bir hale getiriyor? Usta bir bastı Carday! dedim ne yapıyorsun? Çiçeğim gitti. Adam da bak hoca ne çok seviyor arkadaş. Emek verdiğin zaman seviyorsun. O toprağın nasıl hazırlandığını biliyorsun. O çiçeğin nasıl getirildiğini biliyorsun. Dikileceği güne kadar nasıl ilgilendiğini biliyorsun. Dikileceği yerin nasıl tespit edildiğini biliyorsun. Biri güneş seviyor, biri gölge seviyor canına yandık. Biri az su seviyor, biri çok su seviyor. Biri hem güneş dolmak istiyor hem gölge dolmak istiyor. Psikopat varlarla. <laughs> Şimdi ondan sonra bu çiçeği böceği incitme. Ondan sonra işte cansız varlığı bile yani. Telefonu kaldırdın. Böyle koyma. Niye? Ya incinmez. Telefon incinir mi? Onu bilmem. Ama telefon bile incinir hassasiyetine sahip bir gönlün olursa Allah seni incitmez. Hem dünyada hem ahirette. Telefonu incitmemek sana hizmet. Neyse. İkinci tarafı bizim için önemli. İkinci mısra diyor ki efazetleri. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Ne demek? Ya yanıldın, yakıldın. İnsanız, günah işleriz. Bir günah işledin ya. Sen o günahı işleyince senin dininin peygamberi inciniyor. Niye inciniyor? Amelleriniz bana arz olunur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İyi bir şey yaptığınızı duyarsam mesrur olur. Bir yanlış işinizden haberdar olursam mahzun olur. Yani Allah'ın Serdar Tuncer kulu bir günah işledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu günahtan haberdar oldu ve mahzun oldu. Ben Serdar o günahı işleyeceği zaman şunu düşünecek. Ben bu günah işlersem cennete gidemeyebilirim. Ben bu günah işlersem cehenneme gidebilirim. Bu günah işlersem şöyle olur. Bu günah işlersem Ya bu, bu, işin muhasebe tarafları başka. Bir de şu gelecek aklına insan. Diyecek ki lan ben bu günah işlersem benim peygamberim mahzun olacak. İncinecek. O incinmesin diye o günah işlemekten vazgeçecek. Bak bu da kalbin salavatına dahil. Bu da kalbin salavatı. Kalpteki ona muhabbet, onun emirlerine sadakat, gözüm, aklım, fikrim var deme hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Böylesine sana salan bir sadakat. Bu da kalbin salavatı. O diyorsa da kalbin salavatı. Ona muhabbet kalbin salavatı. Günahtan uzak durmak kalbin salavatı. O incinecek diye. Kalbin salavatı. Arca Bunlar da kalbin salavatına dahil. Bir neydi? Bir, dilin salavatı. iki aklın salavatı. Üç, kalbin salavatı. Bir dördüncüsü varmış. Dördüncüsü de azaların salavatı. Bedenin salavatı. O ne? Hangi azanla neyi yapacak olursan onu onun yaptığı gibi yapmaya çalışmak da azaların salavatı. En basit. Sağ elle suyu tutmak, bardağı. Üç yudumda içmek. Hem dudağın salavatı oluyor, hem elin salavatı oluyor. Bismillah diyorsun, dilin salavatı oluyor. Elhamdülillah diyorsun, bir daha salavat oluyor falan. Bu bunun nefesin salavatı. içine nefes vermiyorsun mesela. Hoşlanmazmış Allah Resulü suyun içine nefes verenlerden. Emer gibi diyor. Çocuğun memeden süt emdiği gibi suyu süzerek içmek lazım diyor. Ya da biraz daha ötesi mesela dibi görünmeyen bir kaptan su içmezmiş Allah Resulü. içilmesini tavsiye etmezmiş. Haşarat olur, şu olur, bu olur, zararlı bir şey olur içinde diye. Bak bunlar bile içine nefes vermiyorsun. Nefesinin salavatı oluyor. Elinin salavatı. Peki bundan ibaret mi? Hayır. Hayırlı bir yere girdin. Sağ ayakla girdin. Bak ayağın salavatı oldu. Bir yerden çıkıyorsun daha hayırlı bir yere gideceksin çıkarken sol ayakla çıktın. Şöyle mesela evden camiye gidiyorsun sağ ayakla çık. Camiden eve gidiyorsun sol ayakla çık. Anlatabildim mi? Bu da işte mesela ayağın salavatı. Bütün azaları böyle. Düşün. Şöyle diyelim daha zihinlerden netleşsin. İnsanın sünneti seniyeyi taklit etmesi, mutabat etmeye çalışması, mubayat etmeye çalışması yani sünnete göre yaşaması da Azalarının, vücudunun salavatı olurmuş. Böyle çok önemli. Bir ayet-i celle var ya, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için peygamberde güzel örneklik vardır. Bakın bu üsve-i hasene, güzel örnek demek. Numune-i imtisal, zat-ı şerif demek. Bunu hocalarımızdan çok duyarız. Allah Resulü en güzel örnektir. Açarlar bunu mesela bir baba olarak en güzel örnektir. Bir komşu olarak, bir devlet başkanı olarak, bir komutan olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberan-ı izama nispetle farklarından bir tanesi de odur ki bir insanın hayatında, kıyamete kadar gelecek olan insanların hayatında karşılaşabileceği her ne var ise Onların hepsini birden Allahü Teala neredeyse ona yaşatmıştır ki peygamberinin nasıl yaptığına baksın da benzer durum başına geldiğinde öyle davransın diye. Evlenmiş. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvası soruyorlar. Diyor ki, Necip fazla soruyor Üstad Allah rahmet etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti İsa'ya nispetle üstünlüğü nedir diye sorunca beşeriyeti diyor. Hazreti İsa ruhani bir varlık. Yani ruhani varlıklık göğe çekilmiş zaten. İtikadımız böyle söylüyor. Mesela evlenmemiş. Bu babda da şöyle söylerler. Hz. İsa'nın şeriatı kadınsızlığa tahammüldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı kadına tahammüldür. Şimdi böyle deyince hanım kardeşler, ne demek Bir neyimiz var ki bize tahammül? Ya siz bize tahammül edersiniz, biz size tahammül ederiz filan. Yani böyle bu hayat böyle mütehammil olmakla güzelleşen bir şey. Sizin bir şeyiniz olduğundan değil. Yani varlığınız tek başına tahammül etmek için bir sebep zaten. İlave bir, <laughs> İlave bir şey yapmanıza gerek yok. Alınmayın, latif ediyorum. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela evladı vefat etmiş, evlenmiş, aç kalmış, zengin olmuş, savaşa gitmiş, devletin başına geçmiş. Yani hayatın her sahasında var. Onun için diyor ki bak, Üsve-i Hasene, ayeti cellesini şerh ederken hocalarımız derler ki o her konuda en güzel örnek öyledir. Baba. En güzel baba otur. Bir insan iyi baba olmak istiyorum diyor. Dönecek Allah Resulüne bakacak. Fatma'sı radıyallahu anh kapıdan içeri girince ayağa kalkan Allah Resulüne bakacak. Kızım geldi diye. İyi bir eş olmak istiyor. Ayşesi radıyallahu anh bir bardak su getirdiği vakit bir yudum iç diyen sonra bardağı çevirip onun içtiği yerden içen Allah Resulü'ne bakacak. Evladı vefat ettiğinde Kasım gözleri yaşaran o Allah Resulü'ne bakacak. Diyecek ki göz yaşarır, kalp şöyledir ama Cenab-ı Hak'tan razı olması lazım. Oradaki sabr cemil numunesi gene ona bakacak. Ya da aynı hadisede kabir kazılırken yerde bir parça kesek var. Onu oradan kaldırsanız olur mu diyor. Soruyor sahabe efendilerimiz. Ya Resulallah, o Kesek ölüyü rahatsız eder mi? Yok diyor. Dirilerin gözleri rahatsız olmasın. Bakın geldiğimiz asırda estetik anlayışına dair bir manifesto yazılacak olsa ölünün kabrine konacak keseyi birinin gözü rahatsız olmasın diye kaldırttıran anlayış o manifestonun serlevhası olurdu. Bak burada da dönüp ona bakacak. Ya da savaş hukuku, esirlerle alakalı mevzuu. Ya hayatın her sahası, ticaret, dönecek ona bakacak. Birisi iyi bir tüccar olmak istiyor. Onun tarif ettiği gibi bir tüccar olursa iyi bir tüccar olur. Onun gibi olursa iyi bir komşu olur. O, ne bileyim yani neyin iyisini olmak istiyorsa onun iyisi o. Peki hocalarımız bunu anlatır ama şimdi bir başka taraf var. Bakın ayet-i de şunu söylüyor. Allah Resulü'nde güzel örneklik var. Kimin için? Geçiyordum muradımcılar için değil. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için. Bak sadece ahiret gününe kavuşmayı uman demiyor. Allah'a da kavuşmayı umacak. Çünkü ahiret gününe kavuşmayı ummak, cennete gideyim, efendim huriler, köşkler filan. Ahiret gününe kavuşmayı ummak bu. Kınamıyorum. Çok güzeldir. Mevla bize nasip etsin. Keşke imkan olsa. Büyük devlettir. Allah'ın vereceği büyük lütuflar. Ama bunu umuyor. Mesela bir insan ahiret gününe kavuşmayı umuyor. Ahiret gününe kavuşmayı umuyor musunuz? istiyor musunuz? Ya bir öyleydik de gideydik mi? Yoksa yapacak çok mu iş var? Bak ona bile kavuşmayı umamıyoruz. Ama diyor ki ahirete kavuşmayı umanlar için. Kim umar? Hazırlık yapan umar. Gideceğin yer olduğun yerden daha güzel hale gelmişse yani ahiretin dünyadan daha mamursa şu kesret bitse de bir alsam başımı gitsem dersin. Ama burayı mamur edeceğim diye orayı harap etmişsen mamur bir yerden de insan harap bir yere gitmek istemez. Bekler. Ha burada da gene Allah Resulüne sığınıp niyaz edelim. Allahümme ceal hayra ömrü ahirahu. Çok etti dualardan bir tanesi. Ya Rabbi ömrümün sonunu hayırlısı kıl. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü bir duası. Şimdi ahiret gününe kavuşmayı ummak bir şey. İlaveten Allah'a kavuşmayı umuyor. Diyor ki ya Rabbi yani seni istiyorum diyor. İlahi ente maksudi ve Allah'a kematlı olmayı diyor. Zatına kavuşmak istiyor. Ahiret gününe kavuşmayı istediği vakit insanın gözünün önüne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki örnekliklerden mutabat edecekleri açılmaya başlar. Böyle hani yazılım kodlar falan oluyor böyle. Baktığınız vakit şey görüyorsunuz. Bir sürü yazılar, rakamlar falan filan. Halbuki ehli baktığı vakit orada onu görüyor, ötekini görüyor, berikini görüyor. Bir sürü bir şey görüyor. Ya da şöyle düşünün. Evde oturuyorsunuz. Perdeler kapalı. Bahar. Dışarıda çiçekler var. Güneş var. Hatta güzel bir de yağmur yağsın böyle ince. Bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince. Rüzgardan da hafif yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümü tanımaz olur. Necip Fazıl Kısakürek. Ya da iyi ki bilmiyor kalabalıklar yağmura bakmayacağım arkasından. insandan insana şükür ki fark var. Birine cennetse birine zindan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar yağmura bakmayacağım arkasından. Sezai Karakoç'a da rahmet olsun. Yağmur da yağıyor. Böyle mis gibi çiçek kokuları sarmış her tarafı. Aydınlık. Evde oturuyorsun. Perdeler kapalı. Birisi sana diyor ki dışarıda harika bir dünya var diyor. Etrafa bakıyorsun. Zifiri karanlıktasın. Yani nerede diyor harika bir dünya? Ya harika bir dünya var. Kime var? Perdeyi açana var. Ahirete kavuşmayı ummak, perdeyi aralamak demek. Yeter mi? Biri diyor ki sana daha harika bir dünya var. Ne yapacaksın? Ayağa kalkacaksın, cama açıp böyle bir cama yaslanıp dışarıya bakacaksın. Kokuyor olacaksın. Allah'a kavuşmayı uman, camı da açıyor, elini de oraya koyuyor. Devamı var. Ayet-i şerlen, çok çokça zikredenler için diyor. O ne demek? Pencereyle uğraşmadı. Kapıyı da açtı, çıktı dışarı. Üstüne yağmurlar yağıyor. Çiçekler dört tarafında. Gördü. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da en güzel örneklik vardır ama kime vardır? Ahirete ve Allah'a kavuşmayı umanlar. Allah'ı çokça zikredenler için vardır. Sen bu üç haslet sende artmaya başladıkça Allah Resulü'nün hayatındaki güzel örneklikleri fark etmeye başlarsın. O yazılımlar, o harf zannettiğin, rakam zannettiğin şey gözün aydınlanmaya, berraklaşmaya başlar. Bir bakmışsın ki mutabat etmeye başlamışsın. Başını yastığa koyuyorsun. Aa onun yatarken ettiği duayı etmeye başlamış. Aynaya bakıyorsun. Aa onun ettiği dua. Efendim Duruyorsun, aa kalbinde salavat. Bir şey yapıyorsun, aa, o olsaydı böyle yapardı. Bak bütün hayatın salat selama dönüyor o zaman. Anlatabildim mi? Güzel örneklik şeyleri. İnsan bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bak, bildiğinle amel edersen Allah sana bilmediğini öğretir. Biliyorsun ama amel etmiyorsun. Daha çok biliyorsun ama gene amel etmiyorsun. Ne işe yaradı bilmek? Hiçbir şey yaramıyor. Ama bir şey biliyorsun. Onu yapıyorsun. Allah sana bilmediğini öğretiyor. Nasıl öğretir? Ya karşına çıkartır. Birisi gelir, o bilmediğin şeyi senin yanında birisine söyler. Kulak misafiri olursun. Ulan onu da yapmaya başlarsın. Allah bir şeyi bildirdi mi insan onu yapmazlık edemez. İlla yapacak. Kendisi bildi mi yapmaya da bilir. Ama bildiğiyle amel edene Allah bildirir. Allah bildirince de insana yapabilme gücünü de verir. Lütfeder nasip eder. Arz edebiliyor muyum? Mevzuyu çok uzattım. Ama bu mevzu da kardeşim günlerce, aylarca konuşulsa, yılla, ya ömür bu mevzuya heba, ya heba demeyeyim çünkü heba olmaz o zaman. Ömür bu mevzuya vakfedilse sezadır. Yeridir yani. Başka mevzu yoktur ki. <laughs> Diyor ya niye geldik Erenler? E, kul olalım diye geldik. Kulluğu kimden öğrendik? Kul sallallahu aleyhi ve sellem'den. E o zaman işte ömür onunla geçse insan dünyaya gelişine mutabık, muvafık bir iş yapmış olur. Arz edebiliyor muyum? Mesela böyle. İnşallah bu dört salavata dikkat edelim. Elimizden geldiği kadar. Kavuşu, vaz gibi oldu la. <laughs> Olsun bazen de böyle. O da güzeldir. Vaz da lazım. Güzeldir. Bu dört salavata hakkıyla mutabat edenlerden olalım. Kandili eşe, dosta, ahbaba hatırlatmaya gayret edelim. Kandil gecesi salat selamdır. Ya, ne bileyim oturup bir siyer okumaktır. Hadis-i şerif talimidir. Namaz kılmaktır. ibadeti artırmaktır. Bir, bir şeyler yapalım. O bidat midat diyenlere diyelim ki sensin bidat. Yani. Mevlid-i Nebi mübarek olsun. Cenab-ı yenisine hayırla, sağlıkla, afiyetle, muhabbetle, huzurla, sevdiklerinizle gazenin yüzü gülerken eriştirsin inşallah. Eyvallah. Akça Dağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.